hazırlamıştım ama konuklarımız o kadar değerli ki benden çok onlar konuşsun istiyorum. Çok güncel, çok güzel konularımız var. Dijital oyunları konuşacağız arkadaşlar bugün. Dijital oyunlar konusu şu anda çok gündemde. Uzun zamandır da aslında biz eğitimle ilgili bu anlamda yapılan çalışmaları takip etmeye başlamıştık. Bu alanda gerçekten alanında uzman, öğrenecek çok şeyimiz olan çok değerli, kıymetli konuklarım var. Öncelikle hepinizin huzurunda konuklarımıza çok teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Neden bu dijital oyunlar konusunu seçtik arkadaşlar? Diskimiz her şeyden önce. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bu webinarlar neden yapılıyor, nasıl yapılıyor? Milli Eğitim Bakanlığı YİTEK çatısı altında gönüllü olarak toplanmış bir grup öğretmeniz aslında. İçimizde araştırmacılar, işte kariyer yapan yüksek lisans akademisyenlik kariyer yapan arkadaşlarımız da var. Veya herhangi konuda kendisini geliştirmiş ve öğrendiklerini başka öğretmenlerle paylaşmak isteyen insanlar da var. Ben de bu ekibin bir üyesiyim. Başımızda bizim koordinasyonumuzla ilgili olan değerli Zehra Sayın hocamıza çok teşekkür ederim. Şimdi çok fazla uzatmadan konuya geçmek istiyorum. Neden dijital oyunlar konusunu seçtik? European School Net Academy arkadaşlar, eğitimci olan arkadaşlarımızın bilmesi gereken bir ağdır. Okul Ağı Akademisi. Yaklaşık 2 yıl önce buradan bir kurs almıştık. Games and Schools konulu bir kurs almıştık. Ve burada dijital oyunların daha uzun süredir benim kafa yorduğum bir konu olan dijital oyunların okullarda kullanımıyla ilgili bir eğitim de aslında bu. Kursun eğitimini de bizim gibi öğretmen olan bir İskoçya'da bir okul müdürü olan Old Bray. Peki Old Bray neden bu alanda çalışma gereği duymuş? Onunla ilgili de hemen bir kaynak göstermek isterim. IFE'nin arkadaşlar şey yaptığı, fon oluşturduğu ve Avrupa'da 8 ülke üzerinde yapılan bir araştırma sonucuna dayanıyor aslında bu eğitimin kaynağı. 8 ülke üzerinde yapılan araştırma sonucunda bir kitap yazılmış European School Net Academy tarafından. Kitabımızın ismi Digital Games in Schools ve bu araştırma sonuçlarına binaen aslında okullarda dijital oyunlarla ilgili neler yapabiliriz de bizimle Olibre'yi paylaşmıştı. Eğitimin İngilizcesi hala sitede mevcut. Dilediğiniz zaman girip bakabilirsiniz. Çok yararlandığımız, çok verimli olan bir kurstur. Yani sertifika almayabilirsiniz ama kursun süresi kısıtlı olduğu için. Fakat her zaman kursu girip takip edebilirsiniz. Olibrain kursu dışında yine işte European School Net Academy'nin hazırladığı Digital Games and Schools kitapçığı bizim için, öğretmenler için oldukça yararlı bir kitapçık. Bunu tavsiye ederim. Onun dışında Türkiye'de yapılmış çok değerli çalışmalar var. Dünyada yapılmış çalışmalar var. Bunlardan yararlanarak siz de bir şeyler oluşturabilirsiniz. Şimdi birazcık böyle dijital oyunların tarihinden bahsedeceğim. Bu kısım birazcık teorik. Hızlı hızlı geçeceğim ve bitireceğim. Bilgisayar oyunları biliyoruz ki günümüzde insanların ve özellikle okul çağındaki çocukların başlıca eğlence kaynaklarından bir tanesi. Bu konuda yapılan araştırmalara göre bilgisayar oyunları gün geçtikçe daha çok insan arasında kabul görmekte ve bu kabul görmede oyunların gerçekçi sanal ortamlara, ses ve görüntü özelliklerine ve oyunculara ekledikleri rollere göre sahip oldukları özelliklerden kaynaklanmaktadır. 1961 yılında geliştirilen Space War oyunu aslında dijital oyunların miladı sayılır. Bilgisayar oyunlarının eğer Space War'ı milat olarak sayacak olursak geçtiğimiz yıllar içerisinde ciddi bir kat etme gösterdiğini söyleyebiliriz. Günümüze geldiğimizde ise medya ya da sosyal ortamlarda yapılan tartışmalarda bilgisayar oyunlarının daha çok zararlı ve olumsuz etkileri vurgulanmıştır. Özellikle geçtiğimiz birkaç yıl öncesine kadar diyelim. Fakat sonrasında yapılan araştırmalar bilgisayar oyunlarının kullanıldığı bağlam ve şartlara, kullanım amaçlarına ve benzeri değişkenlere bağlı olarak bir takım yarar ve zararların ortaya çıktığını göstermiştir arkadaşlar. Şimdi burada Türkiye'de çok yeni yapılmış çalışmalar var. Geçtiğimiz haftalarda Ankara'da yapılan çalışmalarda Türkiye'deki bilgisayar oyunları ile ilgili yapılan araştırma sonuçları yayınlanmıştı. Ancak ben kaynağına ulaşamadığım için elimde var olan Eğlence Yazılımları Topluluğu'nun 2015 raporundan size bir şeyler söylemek istiyorum ki dijital oyunları nereye gelmiş, video oyunları dünyada nerede, bunları bilelim. Amerika Birleşik Devletleri tabii çok büyük bir devlet. Dolayısıyla
birebir bizdeki rakamlarla örtüşmeyebilir, ancak fikir sahibi olmamız açısından aslında Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin gerisinde kalmıyor diyebiliriz. 2015 verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde 155 milyon video oynayan kişi var. Her evde ortalama 2 kişi oyun oynuyor. Her 5 evden 4'ünde video oyunu oynanan bir cihaz var. Yani sadece aklımıza telefon, tablet, bilgisayar gelmesin. Oyun konsolları da bu işin içerisinde. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki evlerin %51'inde oyun konsolu mevcut. %51 çok büyük bir rakam arkadaşlar. Evlerin yarısında oyun konsolu mevcut. 42'si haftada 3 ya da daha fazla saat oyun oynuyor. Ortalama oyuncu yaşı 35. Biz hep çocuklar oyun oynar, işte lise öğrencileri oyun oynar diye tahmin edebiliriz, ama ortalama oyuncu yaşı 35. Oyuncuların %56'sı erkek, %44'ü de kadın. Özellikle son zamanlarda geliştirilen mobil cihazlar için geliştirilen oyunlarla birlikte tabii ki kadın kullanıcıların sayısı da artmış. Ve bunların yaş aralıklarına göre dağılımları verilmiş. İstediğiniz zaman siz de eğlence yazılımları topluluğunun internet sitesine girerek verileri indirebilir ve kendiniz birebir inceleyebilirsiniz. Hangi türden oyunlar oynanmış, ebeveynler ne kadar kontrol ediyor? Benim en çok değer verdiğim konulardan bir tanesi mesela. Ebeveynin %69'u satın almadan önce bir oyunu kontrol ediyormuş. Biz ne kadar kontrol ediyoruz? Öğrencilerimizin, çocuklarımızın oynadığı oyunları kontrol edebiliyor muyuz? Bunlara da dikkat etmek lazım. Peki neden dijital oyunlar arkadaşlar? Neden eğitimciler için dijital oyunlar konusu önemli? Aklımızdan çıkarmamız gereken bir konu var ki, öğretmenlik bir üretkenlik mesleği. Hepimiz bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Yıllardır alışılagelmiş olan tahta ve tebeşirin yanına bugün pek çok yeni materyal eklenmiştir. Bu bağlamda bilgisayar veya video oyunlarının önemini yadsımamalıyız. Günümüzde öğrenme için en temel ihtiyaç olan şey gerekli motivasyonun sağlanmasıyla mümkünse, neden öğrencilerimiz için bu kadar ilgi çekici bir materyali sınıfta kullanmayalım diyoruz. Oyunlar çocukların sevdiği hemen her şeyi içinde barındırıyor. Eğer doğru kullanılırsa sınıfta değişimi sağlayacağımız çok güçlü malzemeye sahip olduğumuzu söylemek kesinlikle yanlış olmayacaktır. Üzerinde durduğumuz konu oyun, ama şu anda esasen bizim üzerinde çalıştığımız şey dijital oyun olsa bile temelinde oyuna dair tüm bileşenleri toplayan bir unsurdan bahsediyoruz. İlkokul öğretmenlerimize soracak olursak, içimizde bir sürü ilkokul öğretmenimiz var. Hepsi bize oyunla öğrenme metodunu kullandıklarını söyleyecektir. Özellikle en zaman özellikle erken çocukluk döneminde. Yakın zamana kadar bilgisayar oyunları oyuncuların fiziksel ve zihinsel gelişimine negatif etkisi olması gibi kalıplaşmış bir ön yargıya sahipti. İşte uzun süre oyun oynayan oyuncuların, uzun süreyi ben ekledim. Oyun oynayan oyuncuların işte oturma pozisyonlarından dolayı, sürekli klavye üzerinde oynamalarından dolayı bir takım rahatsızlıklara sahip olduğu ile ilgili sürekli haberler yapılıyordu. Fakat daha sonra yapılan çalışmalar göstermiştir ki makul sürelerin çok çok üzerinde oynandığında dijital oyunların sakıncaları doğar. Ve eğer biz iyi bir alışkanlık oluşturabilirsek, ki bunlar nedir iyi alışkanlıklar? Uygun süre, çevre şartları, çevrim için oyunları kontrolü, bilgisayar oyunları işte o zaman güvenli birer aktivite kaynağı haline geliyor. Dijital oyunların yararlarından bahsedecek olursak, yararlı mı zararlı mı, yararlı mı zararlı mı, hangi ne zaman yararlı, ne zaman zararlı? Eğitim alanında pek çok yararı olduğu ispatlanmış. Nedir bu yararları? İşte bilişsel, uzamsal ve motor becerilerin gelişiminde ve ICT becerilerinin iyileştirilmesine katkı sağlar gibi bir sonuç çıkmış yapılan araştırmalarda. Bilgi, hatırlama ve ezberleme gibi öğretim esaslarının yanı sıra etki tepki ilişkisi, karmaşık problem çözme, yaratıcılığı artırma ya da gerçek dünyada göstermesi zor olabilecek kural ya da kavramlar hakkında yararlı örnek sağlama amacıyla kullanılabilir deniyor dijital oyunlar. Bu arada hemen araya bir şey açmak istiyorum, parantez açmak istiyorum. Yavuz hocamız bugün bizimle birlikte, kendisi dijital oyunlar konusunda gerçekten çok değerli, çok kıymetli bir isim. Yavuz hocamız katılımcılarımızla bir soru cevap etkinliği yapmak istiyor. Dolayısıyla şimdiden Yavuz hocamıza sormak istediğiniz sorular varsa, eğitsel oyun tasarımı ile ilgili, oyunlaştırma ile ilgili, dijital oyunların eğitimde kullanılması ile ilgili lütfen sorularınızı not alın ki hocamız konuşmaya başladığında sizlere merak ettiğiniz konuları cevaplayabilsin. Peki dijital oyunların bunlar dışındaki yararlı ne der? Eğitici özelliklerine rağmen oyunların tamamı
öğrenme gözetilerek üretilmemiştir. Yine de hepsi öğrencinin bilişsel becerilerini besleyen gerçek bir öğrenme niteliği sunarmış. Biz ne diyoruz? Oyun bir öğrenmedir. Dijital oyunların bir avantajı da öğrencilerin yaparak, yaşayarak ve hata yaparak öğrenmesini sağlayan ilgi çekici bir ortam sunmasıdır. Dijital oyunlar samimi ve gerçek bir işbirliği ortamı sunar. Çoklu oyunculu oyunlar dediğimiz, öğrencilerimizin özellikle lisedeki öğrencilerin tercih ettiği çoklu oyunculu oyunlar hem rekabeti hem de işbirliğini geliştirmiş. Rekabet ve işbirliği kavramları yani competition ve collaboration kavramları ise bugün Avrupa'da 21. yüzyıl becerileri içerisinde en çok yer verilen konular. Peki oyunlarla nasıl öğreniyoruz? İyi, güzel, hoş. Oyunlarla öğreniriz dedik ama bu şunları, şunları, şunları sağlar dedik ama tam olarak nasıl bu bir mekanizma etki eder deriz oyunlarla öğreniriz? Hemen herkes kendi çocukluk döneminde oynadığı oyunları hatırlayacak olursa oyunların içinde yer alan rekabet, kazanma isteği, takım çalışması, ödül gibi ortak unsurları barındırdığını fark edecektir. Slice'la mı oynadık? Evet. Tamam. Dolayısıyla geleneksel oyun anlayışından farklı olarak bir de elimizde dijital oyunların sunduğu farklı bir motivasyon unsuru da devreye girmektedir. Peki nedir bu? Oldukça zengin veri tabanıyla işlenmiş grafik unsurlar ve yapay zeka. Yani dijital oyunların geleneksel oyunlardan farklı olarak bir de grafik unsurlar ve yapay zeka gibi farklı elementleri de bulunuyor. Bu meydan okuma, ilerleme, ödül kişiselleştirme ve gerçek zamanlı gibi kavramlar Avrupa çapındaki okullarda oluşturulmaya çalışılan oldukça güçlü öğrenme kavramlarıdır. Dolayısıyla günümüzde bizler de sınıfımızda bu motive edici unsurları kullanmak istemekteyiz. O halde dijital oyunlar bizim için vazgeçilmez birer kaynaktır değildir. Şimdi dijital oyunları nasıl öğreniyoruz? Dijital oyunlar nelerdir konusunda sonra ben size kısaca oyun türlerini bize verildiği şekilde bir özetleyeceğim. Farklı şekillerde kategorize edilebilir oyunlar ama şu anda oyun ve oyunlaştırma uygulaması olarak oyun türlerini biraz sonra anlatacağım şekilde ele alacağız. Lisan oyunlarıyla başlayalım. Yani dil öğrenme oyunlarıyla ya da oyunlaştırma uygulamalarıyla başlayalım. Dil öğrenmede değerli arkadaşlarım, öğrencilerimizin en çekimser olduğu konuların başında başarısız olma ve akran kaygısı konuları gelmekte. Bu noktada oyunlar öğrencilerin başarısız olma riski olmadan değişik alternatiflere yönelmesini sağlaması bakımından etkili bir araç. Oyunlar bize stratejik düşünmeyi, farklı seçenekleri değerlendirme yeteneğini ve esnek hareket edebilme özgürlüğü sunar. Dili öğrenirken öğrencilerinizle kullanıcı bilgilerden pek çok oyun ve oyunlaştırma uygulaması da bulunmaktadır. Bunlardan birisi oldukça eğlenceli ve popüler bir oyun olan Lyrics Training. Lyrics Training, müzik videosu ve şarkı sözleriyle yabancı dil öğrenme becerilerinizi geliştirebileceğiniz kolay ve keyifli bir oyundur. Yeni kelime ve deyimleri öğrenirken dil bilgisi yapılarında gözden geçirmenizi sağlar. Amaç seçtiğiniz herhangi bir şarkının video klibi dönerken istenen boşlukları doğru bir şekilde şarkının sözlerini yerleştirmektir. Henüz denememiş olan arkadaşlarımız varsa ara ara sınıflarda kullanabileceğimiz bir uygulama. Wall Screen'de yine bunu benzer bir uygulama. Bu da yine İngilizce dil veya başka dillerdeki becerilerinizi kısa video kliplerle kendi başınıza geliştirme olanağı sunuyor. Bir diğer oyun türü hareket oyunları arkadaşlar. Hareket oyunları uluslararası alanda Agile Gaming adıyla anılan bir oyun türü ve adından da anlayacağınız üzere oynarken hareket etmenizi sağlıyor. Günümüzde pek çok alanda kullanılan Agile Gaming her ne kadar spor alanlarına, salonlarına ait bir uygulama gibi görünse de bu türü sınıfında kullanan öğretmen sayısı ve okul sayısı aslında hiç de az değil. Özellikle geçtiğimiz yıllarda artırılmış gerçeklik uygulamaları ile bu türün her kesim tarafından ve özellikle çocuk ve gençler tarafından gittikçe kabul gören bir oyun türü olduğunu söylemek yanlış olmaz diyoruz. Bu alanda faaliyet gösteren isimlerin başında Konami, Nintendo, PlayStation gelmekte. Konami'nin özellikle sınıf içi kullanıma yönelik ürettiği Dance Dance Revolution tanınmış bir uygulama. Buradaki fotoğraflarda Avrupa'da ve Amerika'da bu uygulamayı kullanan öğrenciler görünüyor. Zeka geliştirici oyunlar enteresan bir kategori. Şimdi Nintendo firması, evet, Nintendo firmasının ortaya çıkardığı bir oyundan bahsedeceğim. Üzerinde biraz araştırma yapılmış bir oyun bu.
Oyunun adı Doktor Kawashima's Brain Training. How old is your brain? Yani Doktor Kawashima'nın beyin alıştırması. Beyniniz kaç yaşında? Şimdi bu oyun geçtiğimiz yıllarda çok satanlar listesinde ilk onda yer alıyor. Nintendo DS ve 3DS için uygun bir oyun. Nasıl peki zeka geliştiriyor? Nintendo firması diyor ki oyun bilimsel verilere dayanıyor ama bunu oyun içerisinde belirtmek istemiyor, kaçınıyor bu noktada. Bunun Doktor Kawashima'nın nörobilimsel çalışmalarından ilham alarak hazırlanmış bir eğlence ürünü olduğunu vurguluyor özellikle. Pek çok nörolog oyunun Alzheimer gibi beyin hasarına bağlı hastalıklara karşı koruyucu olduğunu ifade etmiş. Fakat firma özellikle oyunun eğlence oyunu olduğunu belirtiyor. Oyun içerisinde yer alan sudoku ve benzeri oyunların bireylerde, özellikle çocuklarda mental aritmetiği geliştirdiğine dair araştırma sonuçları mevcut. Onun dışında iOS ya da Android işletim sistemleri için üretilen ve bireylerin mobil cihazlarla kullanabileceği zeka geliştirici oyunlar da mevcut. Bunlardan bir tanesi Math Workout. Ücretsiz bir oyundu. Değişmiş olabilir, ücretli hale gelmiş olabilir. Ben bu çalışmayı hazırlarken ücretsiz de. Hem ücretsiz dediğim gibi hem de Doktor Kavaşman'ınkine benzer bir alıştırma sistemi mevcut. Math Workout'un içinde. Hungry Fish yine Math Workout'a benziyor. Bu da ücretsiz de ama en son ücretli hale gelmiş diye gördüm. Fakat bu tür oyunları sizler çok rahatlıkla uygulamaları daha doğrusu takip edebilirsiniz değerli arkadaşlar. Gerek iOS gerek Android store'larda bu tür oyunlar mevcut. Burada yalnız tabii ki oyunların içeriğine ve öğrenci tarafından, çocuk tarafından sevilip sevilmediğine dikkat etmeniz gerekiyor. Hemen devam ediyorum. Simülasyon oyunlarımız var. Simülasyon oyunları piyasada çok uzun süre var olan oyunlar. SimCity bunlardan bir tanesi, en popüler olanlarından bir tanesi. Bunlara da ciddi oyunlar da denilebilir denmiş ve bunlar sadece alıştırma için değil, öğrenmeyi geliştirme ve öğretme amacıyla da kullanılabilen oyunlar. Bu tür oyunları istediğiniz her derse entegre edebilir, ders konunuzu bu uygulamalarla hikayeleştirebilirsiniz arkadaşlar. Yine SimCity gibi yakın zamanda var olan Farmville de oldukça etkileyici bir simülasyon oyunu. Şu anda Farmville yok ama Heyday oyunu mevcut veya buna benzer çiftlik oyunları mevcut. Bu tür oyunlarda çok etkileyici grafik tasarım unsurları kullanıyor ve derslerimiz için aslında kullanabileceğimiz pek çok malzeme var. Mesela Heyday'de çiftlik oyunu dediğimiz gibi ürettiğiniz oyunu satıyorsunuz, kendi siparişleriniz için takasa giriyorsunuz ya da ticaret yapıyorsunuz. Dolayısıyla öğrencilerin bu tür alanlarda kendilerini geliştirmelerine, çocuklara tarımı, hayvancılığı, üretimi, alışverişi öğretmeye yönelik eşsiz kaynaklardır. Yine simülasyon oyunlarına örnek arkadaşlar, özellikle bizim lise çağı öğrencilerimize hitap eden oyun türleri var. Bunlarla ilgili şöyle yaş grubu olarak üst yaş gruplarına hitap eden oyunlar ama ülkemizde aslında ortaokuldan itibaren öğrencilerimizin tercih ettiği yaşlar. Bu tür oyunları illa çocuklar oynasın, bu oyunları tercih etsin demiyoruz ama bunları eğer oynuyorlarsa bunları dersimiz için bir araç olarak kullanabiliriz diyoruz. Oyunların zararı ile ilgili burada bir şey paylaşmıştım. Bunu hemen geçiyorum. ClassCraft son zamanlarda çok popüler olan bir oyunlaştırma, sınıf içi oyunlaştırma çalışması. Buna şu anda değinmeyeceğim. Yine artırılmış gerçekliğin de oyunlaştırmanın içerisine dahil olduğunu söylemiştik. Dakri'den çok iyi derslerinizle ilgili uygulamalar alıp kullanabilirsiniz. Mesela oyun değil ama bunu oyun haline getirebilirsiniz örneğin. Kalbin artırılmış gerçeklikte görüntüsünü görüyorsunuz burada. Biyoloji derslerinde kullanılabilir diyoruz. Coğrafya dersleri için, işte hayat bilgisi dersi için kullanabileceğiniz pek çok oyun türü mevcut piyasada. Burada benim öğrencilerimin League of Legends'la ilgili yaptığı bir sunum var. İngilizce öğretmenlerinin özellikle çok rahatlıkla kullanabileceği bir oyun. Şimdi ben sözü fazla uzatmadan Yavuz hocamıza vermek istiyorum. Yavuz Evet, hocam söz buyurun söz. aslında. Teşekkür ediyorum Derya Hocam. Güzelce toparladık. Böylece benim sunum yapmama gerek kalmadı. Ben aslında öğretmenlerimizin sorularını merak ediyorum. Onlar neler düşünüyorlar bunlarla ilgili? Kafalarında ne gibi soru işaretleri var? Aslında onu daha çok merak ediyorum. Çünkü her yerde artık dijital oyunlarla ilgili sunumlar yapılıyor, konuşuluyor, tartışılıyor. Ama öğretmenlerimiz kafalarında ne gibi sorular var?
Onları sorarlarsa ben burada seve seve yardımcı olurum. Çünkü en çok öğretmenlerle çalışan hocalardan da biri benim. Dersleri nasıl entegre edeceğiz? Çok güzel bir soru. Ceyda Hoca'ya teşekkür ederim bu anlamda. Şimdi her oyunu, her dijital oyunu, özellikle her video oyununu derslerimize entegre edemeyiz. Burada derse entegre etmek için farklı modeller, farklı yaklaşımlar var. Bir oyun buldunuz. Gerçekten iyi olduğunu düşündüğünüz bir oyun buldunuz. İşte SimCity gibi bir oyun mesela. Lisede derse giriyorsunuz. Belki sosyal bilgiler öğretmenisiniz, belki yabancı da öğretmenisiniz ve sosyal bilgilerden kastım işte tarih olabilir, coğrafya olabilir, siyasal bilgiler ya da hani politikalarla ilgili olabilir hani konularınız. Dolayısıyla bu konularda ders işliyorsanız SimCity gibi bir oyunu arka planda öğrencilere oynatıp ders esnasında bunlarla ilgili konuşabilirsiniz. Entegrasyonu o şekilde yapabilirsiniz. Bu bir yol. Başka bir yol da laboratuvarınız varsa, bütün bilgisayarlarınızda oyun hali hazırda yüklüyse ki bunu teknik olarak yapmak her zaman kolay alamayabiliyor. Dersin başında önce dersi anlatıp ondan sonra oyunda ilgili bölümü oynayıp ondan sonra tekrar derse devam etmek bir yol. Başka bir yol da dersinizi normal yapıp en sonunda dersin sonunda hep beraber yine oyunun ilgili bölümünü oynamak da başka bir yol olabilir. Dolayısıyla farklı oynama şekilleri var ama şunu söylemek önemli burada Ceyda Hocam. Şimdi oyunları biz öğretme yani bir şey öğretim amaçlı kullandığımızda sıkıntı yaşayabiliyor öğrenciler. Yani tamamen oyundan öğrenecekler şeklinde bir mantık var ise böyle bir düşünce var ise yanlış olduğunu söyleyebiliyorum. Çünkü kendi yaptığım deneysel çalışmalarda da maalesef öğrencilerin oyundan direkt olarak bir şey öğrendiklerini söylemek her zaman kolay olmuyor. Aksine öğretmen dersini anlattıktan sonra, ilgili etkinliklerini, aktiviteleri yaptırdıktan sonra oyunla pratik ve pekiştirme yapması öğrenmeyi daha çok artırıyor, daha kalıcı hale getiriyor. Bununla ilgili bilimsel çalışmalar da var. Umarım sorunuza cevap oldu Ceyda Hocam. Yaşar Zerrin Hoca Screen Robotics Training nasıl bir oyundur? Şimdi ben oyunlarla ilgili çalışmalar yapıyorum. Elbette oynuyorum kendim de. Oyunlar da öneriyorum. Ama her oyunu bilmemin de imkanı yok. Sizin de takdir edeceğiniz üzere. Ama şunu söyleyebilirim. Genel olarak oyunun içeriğini öğretmen baştan sona kontrol ettiğinde, baktığında, incelediğinde oyunun kendi sınıfına uygun olup olamayacağını en ideal şekilde öğretmen kendisi karar verir. Bu noktada ben öğretmene yükü aslında bindiriyorum. Çünkü öğrencisini o tanıyor ve onun yapıp yapamayacağını o biliyor. Dolayısıyla burada oyunu inceleyip çocuklarınıza uygun mu değil mi diye karar vermek bence sizin vereceğiniz bir karar daha doğru olur. Ben o Screen Verbalics Training'i bilmiyorum. Lokman Hocam sormuş. Bu tür oyunlar EBA'ya entegre edilemez mi? Ben çok zor olacağını düşünüyorum. Hatta imkansız olduğunu düşünüyorum. Belki hani var olan video oyunları bunu entegre etmek değil de EBA'nın kendi eğitsel oyunlarını üretmesi çok daha doğru bir tercih olur. O noktada da biz seve seve yardım ederiz. Yani bir proje çağrısı falan çıkılırsa zaten biz destek oluruz. Orada oyunlar üretiriz ki bizim de zaten halihazırda ürettiğimiz eğitsel oyunlar da var. Hatta fiziksel kutu oyunları da olabilir bu. İlla dijital oyun olmak zorunda değil. Rica ederim. Branşlara yönelik oyun listesi var mı? Var. Ben size yazayım. Oradan siz kendiniz inceleyin. Şöyle bir web sitemiz var. www.commonsensemedia.org diye bir web sitemiz var. Bu web sitesine girdiğinizde değerli öğretmenlerim konunuza yönelik, dersinize yönelik, hatta becerilere yönelik mesela benim çocuklarım problem çözme becerisi gelişsin istiyorum deyip oradan oyunları seçip, yaş kitlesini seçip
Karşınıza oyun, uygulama, video, web sitesi gibi çeşitli materyaller çıkabiliyor. Hatta öğretmenler o oyunu oynatıyorlarsa derslerinde oraya geri bildirimde bulunuyorlar. Geri bildirim, yani derste biz bunu oynattık, şöyle iyiydi, böyle kötüydü gibi yorumlarını yazıyorlar. Dolayısıyla burayı şiddetle tavsiye ediyorum. Arada sırada girin, bakın, inceleyin. Şimdi biz bunun burada Türk versiyonunu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah o da yapıldıktan sonra en kısa zamanda yayına girer. Böylelikle biz de bütün oyunları oraya girebilir ve oradan öğrencilerimize yönlendirmeler yapabiliriz. EBA'nın eğitsel oyunlarla ilgili çalışmaları umarım vardır. Yani varsa ben de dediğim gibi seve seve destek olmak isterim. Başka sorular var mı? Yine Ceyda Hoca'nın sorusu, oyunun ilgili kısmını oynatabiliriz dediniz diyor. Yani diyelim ki sizin konunuz o noktada mesela Civilization oyununu örnek verelim. Tarihle ilgili bir oyun. Geçmiş yıllardaki savaşları ya da o dönemki durumları aktaran, olayları aktaran bir oyun. Dolayısıyla oyunun belli bir seviyesinde belli bir savaş var ise, sizin konunuzda tam o savaş ile ilgili ise orada oyunu oynatıp ondan sonra dersinize devam edebilirsiniz. Öyle bir örnekten bahsediyorum. Bu arada ben de bir soru sorayım. Siz de o esnada yazın. Siz peki biliyor musunuz çocuklar, sizin çocuklarınız yani öğrencileriniz hangi oyunları oynuyorlar? Onları da görmek isterim. Ne oyunları oynuyorlar sizin çocuklar? Soruların yanında onları da alalım. Minecraft oynuyorlar. Evet. Şimdi Minecraft'la ilgili de şunu söyleyelim hemen. Minecraft'ın biliyorsunuz iki versiyonu var. Birisi yaratıcılık modu, birisi de hayatta kalma modu. Survival ve Creative mod. Şimdi Survival mod için bir şey söyleyemeyeceğim. Hatta online olduğu için çok tavsiye de edemiyorum. Ama yaratıcılık modunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Çocukların oynaması açısından. Çünkü 3 boyutlu düşünme becerilerini geliştiriyor. 3 boyutlu tasarım becerilerini geliştiriyor. Dolayısıyla o noktada çocuklarla 3 boyutlu olan her şeyi inşa ettirebilir. Hatta bir hocamız şey yapmıştı, fen bilgisi dersi kazanımlarına yönelik olarak bir damarın 3 boyutlu halini Minecraft'ın içerisinde çocuklara inşa ettirip orada deneyimlemelerini sağlamıştı. Bence çok güzel örneklerden bir tanesiydi. Bunun gibi aklınıza gelebilecek somut olan her şeyi 3 boyutlu hale getirebilirsiniz. Minecraft oyunuyla. Şimdi eğitsel eğitim versiyonu da çıktı. Dolayısıyla Minecraft kullanmak, hani derslerinize entegre etmek orada mantıklı bir karar olabilir. Şimdi soruyu sormamın nedeni, hani çocuklar ne oynuyor sorusunu sormamın nedeni de şu. Galiba hemen hemen herkes öğretmen burada anladığım kadarıyla. Ya da veliler varsa, ki hani hem öğretmen hem veli de olabilirsiniz. Olay aslında biraz da şu. Biz maalesef çocukların ne oynadığını bilmeyince bu sefer çocuklarla o dili konuşamıyoruz. En büyük sıkıntılardan bir tanesi o oluyor. Yani çocuğun ne oynadığını bilmeyen öğretmen çocuğu dolayısıyla yönlendirmede sıkıntı yaşayabiliyor. O yüzden çocuklarımızın ne oynadığını bilelim. Bilmede her zaman yarar var ve çocuklarla bu oyunlarla ilgili konuşalım. Şunu söylemiyorum kesinlikle, yanlış anlaşılmasın. Gidin işte sabahlara kadar LOL oynayın, işte God of War oynayın falan demiyorum kesinlikle. Öyle bir şey aklınıza gelmesin. Aksine şunu söylüyorum. Bu oyunları deneyin, arada sırada bakın, belki YouTube'dan videolarını izleyin ve bu oyunlarla ilgili en azından hani temel seviyede bir bilgiye sahip olun ki çocuklarla bunlar hakkında konuşabilin ya da çocukları yönlendirebilin. Bu nokta çok önemli. O yüzden hani arada sırada
oyun oynamanın mutlaka yararı olacaktır öğretmenlere. Bir soru daha vardı, onu kaçırdım ben konuşurken. Şimdi Yavuz Hocam teşekkür ediyoruz. Size tekrar döneceğim ben soru cevap etkinliği için. Hem arkadaşlarımız bu sırada biraz daha düşünsünler. Çünkü aynı türden sorular gelmeye başladı. Biraz daha farklı hani kafalarında bir şeyleri daha oluşturmaya başlayalım. Bu oyun sunumun arkadaşlar bayağı içeriği atılacak. Tekrar sunumlara dönüp bakabilirsiniz merak ettiğiniz konuları. Zehra hocamızdan not alıyor. Burada mesela Yavuz hocamın belirttiği Common Sense Medya sitesine not aldık. Tekrar izlediğinizde notlara ulaşabileceksiniz. Şimdi ben müsaadenizle Sayın Orkun, Oğuz Orkun Doma hocama dönmek istiyorum. Orkun hocam sesinizi açalım, görüntünüzü alalım mı? Görebiliyor ve duyabiliyor musunuz şu an? Sizi duyabiliyorum ancak görüntünüzü alamadık. Vermiş Görüntünüzü olduk, sağ alırsam olun. sevineceğim. Paylaş diyelim hocam. Bu arada ben değerli Oğuz Orkun Hoca, Doma hocamızdan bahsetmek istiyorum. Kendisi mimar aslında. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Aynı zamanda özel bir firmada oyun tasarımı danışmanı olarak, değil mi hocam? Yanlış belirtmeyeyim. Görev yapıyor. Oğuz Orkun hocamla bugün oyun tasarımı üzerine konuşacağız birazcık. Nedir oyun tasarımı Oğuz hocam? Ben de önce biraz kendimden bahsedeyim. Buyurun. Normalde mimarlık arka planına sahibim. Yüksek lisans ve doktora da özellikle oyun tasarımı üzerine eğildim. Şu anda hem Mimarlık Fakültesi'nde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisiyim. Bunun dışında üniversitenin teknoparkı kapsamında bu Crytek oyun firmasıyla yürüttüğümüz bir Ar-Ge projesi var. Burada oyunların ve oyun motorlarının hem eğitimde hem de çeşitli simülasyonlarda kullanımı ile ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Oyun tasarımı deyince şimdi hani oyunlarda eğitimde oyunların kullanılmasında aslında dört tane belki başlık sıralanabilir. Benim özellikle doktora tezim de bu oyun ortamlarının tasarım amaçlı kullanılması olduğu için. Bunları şöyle bir sıralayacak olursak, birincisi doğrudan eğitim programına yönelik içerikler hazırlanmış olabilir. Yani öğretmek istediğiniz eğitim çıktılarını bir oyunlaştırarak öğreten bir program olabilir. Bunlar işte örneklerini saydığınız oyunlardan bazıları bu sınıfa giriyor. İkincisi doğrudan konuyla ilgili olmayabilir ama ilgi uyandıran bir oyun olabilir mesela. Hani bunları da tavsiye edebilirsiniz öğrencilerinize ama doğrudan müfredat programının bir parçası ya da haftalık programın bir parçası haline gelebilir mi? O tartışılır. Buna örnek vermek gerekirse mesela Assassin's Creed 2 oyunundan sonra oyuncuların sanat tarihine, bize gelen öğrencilerin sanat tarihinin o Rönesans kısmına biraz daha hakim olduğunu oynayanların görüyoruz. Ya da benzer şekilde işte ilkokul, ortaokul, liseye dönersek Age of Empires, Civilization oynayanlar tarih dersinde daha çok tanıyorlardı ulusları. Böyle bir ilgi uyandırma yönü var yani oyunların. Üçüncüsü, oyunların yarattığı ortam kullanılarak o yaratılan ortamlarda eğitim ve öğretim, oyun faaliyetleri gerçekleştirilebilir. Bunlar çoğunlukla kodlama eğitiminde sayın hocalarımızın da yazdığı gibi örnek siteler var. İşte kodlamayı öğreten oyun ortamları var. Fizik laboratuvarı, kimya laboratuvarı gibi simülasyonlar var ve Yavuz hocamın da değindiği bu Minecraft'ı ortamını eğitim amaçlı kullanabiliyorlar. Dünyada bir de Second Life örneği var. Second Life hani bir oyun ortamının akademik olarak kullanılmasında herhalde en yaygın örneklerden biri. Çünkü Amerika'da NASA'dan tutun da üniversitelere kadar herkes halka belli bilgileri indirebilmek için bu ortamı kullandılar. Ne oluyor? Orada avatarlarınız var, gidiyorsunuz. İşte çeşitli
kurumları, kuruluşları, akademik kuruluşları temsil eden mekanlara giriyorsunuz. Gerçek insanlarla tanışıyorsunuz. Şu webinar ortamının biraz daha oyun gibi olanını düşünün. Ve fizik de var aynı zamanda. Yani gerçek dünya fiziği ve simülasyon olduğu için bir takım animasyonları orada canlandırılmış halde de görebiliyorsunuz. Onun dışında benim ilgilendiğim asıl dördüncü alan oyun yapma, oyun tasarlama alanı. Oyun tasarlamı da şöyle, yani bizim kuşak tabii bu oyunları sonradan dijital oyun diye de bir oyun türü var diye sonradan tanışan kuşak. Ama yeni kuşak bunun içerisinde doğduğu için şimdi biz nasıl küçükken eve gelen oyuncağı söküp onun işte çalışma mekanizmasını anlamaya çalışıyorsak çocukluktan itibaren bu elinde tabletlerle büyüyen milenyaller dediğimiz Z kuşağı dediğimiz kuşak artık bunların üretiminde de hani bu yeni bir disiplin biz bunu üretelim şeklinde değil ya bu bizim içinde olduğumuz bir şey tüketiyorsak üreteceğiz de şeklinde içinde olacaklar. O yüzden hani belki bunlara biraz daha teşvik edilmesi gerekiyor ders programlarında. Müfredatın etkili olabileceği yani müfredatın etkin olarak şey yapabileceği konulardan bir tanesi bu. Onun dışında elinizdeki müfredatı oyunla öğretirsiniz, oyunsuz öğretirsiniz, var olan bir oyundan destek alırsınız ya da oyunu ortam olarak kullanırsınız. O tamamen yaklaşımlara kalmış. Yani akademinin burada bir adım geriden gelmesi ve bu değişimlere, hızlı değişimlere duyarsız kalmaması gerekiyor. Çünkü dünya değişiyorsa eğitim de değişmek zorunda. Çok haklısın. Teşekkür ederim. Peki hocam, az önce diğer öğretmen arkadaşlarımızdan da gördüm, soranlar var. Şu anda çok gündemde olduğu için ben size sormak istiyorum. Bu mavi balina dediğimiz şey ne? Mavi balina bir oyun mudur? Sıklıkla medyada karşımıza çıkıyor ne yazık ki. Biz de oyunla ilgilenen kişiler olarak Ya üzülüyoruz. Mavi aslında mavi balina nedir? balina bizim hiç ilgilendiğimiz bir şey değil oyun geliştiricileri olarak ve oyun üzerine çalışanlar olarak. Çünkü mavi balina öncelikle bir video oyunu ya da dijital oyun değil. İnsanlar buna internet üzerinden maruz kaldıkları için sanki bir video oyunuymuş gibi bir algılama oluştu ve haberleri de takip ediyorum. Mesela BTK mavi balina ile ilgili açıklama yapıyor. Haber VTR'lerinde arkada internet kafede oyun oynayan çocuk görselleri gösteriliyor. O zaman insanlarda şöyle bir algı oluşuyor. Ha, mavi balina demek ki tehlikeli bir bilgisayar oyunu. Halbuki biz de medyadan ve araştırma yaparak hakim olduğumuz kadarıyla mavi balina böyle bir şey değil. Bir çeşit kült gibi insanların sosyal medya üzerinden örgütlendiği işte çeşitli kişilerin tamamen bu bir meydan okuma olması nedeniyle yani hiçbir olumlu çıktısı olmadan ben mavi balina oynarım diye oyuna katıldı ve katılanların bir takım kendine zarar verme etkinliklerinden ve bilinçli ve planlanmış bir takım beyin yıkama aşamalarından sonra son görev olarak intihar ettirildiği bir kült aslında yani şey değil bu bir oyun ama video oyunu değil. İnsanların bu tuzağa İnternet üzerinden, sosyal medya üzerinden, işte sosyal ağlar, Instagram, VKontakte, Facebook üzerinden düşüyor olması bunu bilgisayar oyunu yapmıyor. Bunu şöyle düşünün. Tehlikeli bir oyun var ya da tehlikeli görevler yapıyor insanlar ve nerede karşılaşıyorlar bu görevleri kendine veren insanlarla? Arka sokakta karşılaşıyorlar. O zaman sokak oyunu mudur bu? Hayır. Yani sokakta oynamayı kötüleştiren bir şey midir? Değildir. Bu da aynı şekilde öğrencilerin dijital ortamda maruz kaldığı bir durum. Bir hashtag'i var. O hashtag'i yazıyorlar. Oyuna katılıyorlar. Çok da fazla bilgi vermek doğru değil belki. Ve en sonunda psikolojik bir takım süreçlerden geçirilip ki yani sinir bilimciler bunun ve psikologlar bu görevlerin de rastgele olmadığı ve bilinçli olarak belli odaklar tarafından hazırlandığını gençleri yıkmaya yönelik söylüyorlar. Zaten tutuklama sonucunda oyunun geliştiricisi, ortaya çıkarıcısı olarak ifade veren insanlar da işte biz doğal seçilimi yerine getiriyoruz. Bu kadar aptal olanlar varsa bunlar toplumdan elenmelidir gibi böyle hastalıklı düşüncelere sahip insanlar. Bu bir video oyunu değil yani. O yüzden Mavi Balina'yı savunmak bence bizim görevimiz değil. Çünkü Mavi Balina bizimle alakalı bir durum değil. Değil. Evet. Oyunları oynarken sizce oynarken veya
tercih ederken, eğer ebeveynsek çocuklarımız için kullanıyoruz. Öğretmensek belki sınıfımızda kullanacağımız oyunlar olabiliyor. Hangi kriterlere göre karar vermeliyiz? Nelere Şimdi dikkate şöyle bir almalıyız şey bizler? var. Bu oyun dediğimiz şey çok uzun süreli içerikler olduğu için hani nedir? Öğrencilerinize bir film tavsiye edeceksiniz. Film 2 ya da 2,5 saatlik bir film. İzlersiniz. Sakıncalı mıdır, değil midir? Algılarsınız. Ona göre tavsiye edersiniz. Video oyunlarında maalesef böyle değil. 30 saate kadar ulaşabilen içerik süreleri var. 30 saat boyunca bir öğretmenin bunu tavsiye edebilmek için oturup bunu oynaması mümkün değil. Yüzlerce, binlerce oyun var çünkü. Bunun dışında multiplayer yani çok oyunculu oyunlarda insanlar online olarak diğer insanlarla bir arada oldukları için daha farklı şeylere de maruz kalabiliyorlar. İşte yanlış insanlarla iletişime geçebiliyorlar, yanlış tanışmalar gerçekleşebiliyor, mavi balina gibi tuzakların içerisine sürüklenebiliyorlar. O yüzden bir hoca ya da veli olarak birine bir oyunu tavsiye ederken de bizim bunların belli bir moderasyondan geçirilmiş olmasına ihtiyacımız var. Bunun için dünyada ESRB ve PEGI gibi kuruluşlar var. Onların hani şu an yerli bir versiyonu olmadığı için olacak mı ya da olması doğru mu o da tartışılır. Onların ratinglerine yani onların değerlendirmelerine bakmak doğru olacaktır diye düşünüyorum. Örnek vermek gerekirse X bir oyunu diyelim ki öğrenciye tavsiye etmek istiyorsunuz. PEGI'nin web sitesini yazayım şuraya. PEGI.info'ya burayı oyunu yazıp oyunun ismini arattığınızda oyunun PEGI değerlendirmesi çıkıyor karşınıza. İşte oyunda argo kullanımı var mı? Alkol, uyuşturucu madde teşviki, işte şiddet, canlı insanlara karşı şiddet, cansızlara karşı şiddet. Bunun bir analizini gördükten sonra bir de yaş önerisi var. İşte 18 yaşından küçüklere zararlıdır gibi. Bunu kendi pedagojik formasyonunuzla birleştirip insanlara tavsiye edebiliyorsunuz. Ama kitlenizi de çok iyi tanımanız lazım. Çünkü bazı oyunlar mesela sizin kitlenizin yaş grubuna uygun olabilir ve sakıncalı içeriği olmayabilir. Ama öğrencilerinizin ilgisini çekmeyebilir. Ne bileyim, cinsiyete göre değişebilir bu, sosyal statüye göre değişebilir, yaş grubuna göre değişebilir. O yüzden hassas bir konu bu. Ama zaten bu bahsettiğim ilgi uyandırma amaçlı oyun tavsiyesi gibi oluyor. Eğer biz ortam kullanma ya da doğrudan eğitime yönelik yaratılmış bir içeriğin kullanılması konusunda şey yapacaksak, tavsiyelerde bulunacaksak zaten bu iş için üretilmiş oyunları kullanmamız daha doğru olur diye düşünüyorum. Tamam. Harika hocam. Orkun hocama başka soru sormak isteyen arkadaşımız var mıdır acaba? Aslında Orkun hocamdan sonra Oğuz Kılıçarslan'la devam edecektik. Kendisi e-spor uzmanı. Fakat yağıştan dolayı internette bir sıkıntı yaşadığı için şu anda sisteme giriş yapamadığını belirtti. Dolayısıyla vaktiniz var. Orkun hocama özellikle meslek olarak konuşacak olursak Orkun hocam, siz mimarlık fakültesinin mezunusunuz, mimarsınız. Buna rağmen oyun tasarımını kendinize meslek olarak seçtiniz. Bu alanda çalışıyorsunuz. Tavsiye eder misiniz? Yani burada şu önemli. İnsanların mutlu olacağı işi yapmaları lazım. Oyun tasarımı yani beni mutlu eden bir iş olduğu için aslında bunu yapıyorum. Eskiden de işte hep böyle aşama aşama hani buraya geldi. Kendimden örnek vermem gerekirse. Başlarda mesela küçükken çizgi film yapmak istiyordum. Çünkü işte insanlara belli bir hikaye anlatmak istiyorum. O görselleri üretmek istiyorum. Sonra mimar olmaya karar verdim. İnsanların işte yaşayacağı mekanları tasarlayalım. Orada mekansal hikayeler anlatalım. Hani video oyunları bir yerde o ikisinin bir araya geldiği bir alan gibi. O yüzden yani benim kişisel tercih etme nedenlerim buydu. Onun dışında mimarlıkla birbirine çok yakın iki alan. Çünkü kullandığı araçlar benziyor. Yaptığı işler benziyor. Yani bir takım olayların gerçekleşmesi için gereken sahneyi tasarlıyorsunuz gibi bir şey söz konusu. O yüzden bir de insanlar tükettikleri şeyleri üretmeyi severler. Yani ne bileyim yemek yemeyi seven biri mesela yemek yapmayı da sever genellikle. Onun gibi bir durum söz konusu.
Şimdi gelen öğrencilerde gerek bizim mimarlık fakültesinde olsun gerek mühendislik fakültelerinde olsun ilk başlarda hani mühendislikteki bilgisayar mühendisliğindeki hocalarla da konuştuğumuzda ortaya çıkan tablo bu. Herkes diyor bilgisayar ve bilişim mühendisliğine video oyunu yapma hedefiyle geliyorlar diyor. Tabii bölümü ve alanı tanıdıktan sonra insanlar daha farklı alanlara da yönlenebiliyorlarmış. Kendi dünyanızda neyi görüyorsunuz belki biraz ona göre yönleniyorsunuz. Bizde tam tersi oluyor. Bizde alana geldikten sonra daha çok hani biz video oyunu da yapabiliyormuşuz gibi insanlar tercihte bulunabiliyorlar. Evet. Çok teşekkür ederim Orkun Hocam. Varsa arkadaşlar sorularınızı Orkun Hocam alın. Bu arada biliyorum öğrenci arkadaşlarımız var aramızda. Özellikle o yüzden meslek olarak oyun tasarımını konuşmak da istedim. Öğrenci arkadaşlarımıza buradan selam söylerim. Bazı arkadaşlarımız ders saatinde olduğu için öğrencileriyle birlikte webinarımıza katılıyor şu anda. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kıymetli isimler var. Konuk olarak Yavuz Samur, değerli hocamız, Bahçeşehir Üniversitesi BÖTE bölümünde, kısaca BÖTE'de çalışıyor. Gerçekten çok kıymetli işleri var. Twitter'dan mutlaka takip edin. Çok güzel şeyler paylaşıyor. Öğrencileriyle yaptıklarını paylaşıyor. Ben de onun öğrencisi olmaktan gurur duyuyorum. Dolayısıyla hocamızı yakalamışken burada isterim ki hem öğrencilerimiz, hem velilerimiz, hem öğretmenlerimiz dolu Her dolu zaman. yararlansınlar. Sağ olsun her türlü davete icap eder. Bizi kırmaz hiçbir zaman. Bu yoğunluğunun arasında tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Orkun Hocam öyle bir sürü işleri ve sınav görevleri vardı. Ona rağmen bizi kırmadı. Oğuz Kılıçarslan bize e-sporla ilgili bilgi verecekti. Yalnız yaş Aslında nedeniyle alayım mı hazır internette çok ciddi öğretmenleri burada sıkıntısı var. bulmuşken? Katılamıyor. Özürlerini iletti. Şimdi bir uygulama var. Süper hocam buyurun. Öğretmenlerimiz hazır buradayken o uygulamayı indirsinler. Hem telefonlarını indirsinler. Yazıyorum buradan oyunu. Hem de tabletleri varsa kullanıyorlarsa okullarında bunu indirsinler. Hani oyun tasarımıyla ben bir şey yapmak istiyorum. Çocuklar oyun tasarlasın istiyorum diyen öğretmenler için Draw Your Game ya da Oyununu Çiz diye bir uygulamamız var. O uygulamayı kullanarak çocukların en azından bir yerden oyun tasarlama etkinliklerine başlamada yardımcı olabilirsiniz. Yine çocuklar çok oyun oynuyor. İşte oyunun başından kalkmıyor. Oyun oynamayı çok seviyor diye biliyoruz. Evet. Bu noktada da yine aynı şekilde çocuklara oyun tasarlama ödevleri, oyun tasarlama görevleri, oyun tasarlama projeleri, özellikle eğitsel oyun tasarlama projeleri verebilirsiniz. Ya da kutu oyunu tasarlama projeleri verebilirsiniz. Oynadığınız Monopoly gibi, Tabu gibi oyunları düşünün. Çocuklardan atıyorum sosyal bilgilerle ilgili ya da genel kültürle ilgili ya da Türkçe ile ilgili bu tarz oyunlar tasarlamalarını isteyebilirsiniz. Hatta oyunları derste oynayabilirsiniz. Dolayısıyla illa bunun için dijital oyun olmasına gerek yok. Hayır, sadece oyun mantığıyla düşünmeleri gerekecek çocukların. Siz de yapabilirsiniz. Öğretmenlere tavsiyem mutlaka yapın, deneyin. Ama çocuklar yaptığında göreceksiniz ki onlar çok daha güzel oyunlar yapacaklar, tasarlayacaklar ve derslerinizde de keyifle oynayacağınızı düşünüyorum. Böyle bir iki ufak hani hemen uygulanabilir naçizane tavsiyelerde de bulunayım. Ben de mümkün olduğunca bütün etkinliklerimde, atölyelerimde bu tarz uygulamaları yaptırıp öğretmenlere onları paylaşıyorum. Mutlaka takip edin. İşinize yarayacak bir şeyler mutlaka çıkar. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite her kademede öğretmenler oyun tasarlamalılar, tasarlamaya devam etmeliler. Bu sayede öğrencilere daha çok yaklaşabilirler, onların dillerinden konuşabilirler diye naçizane bir iki tavsiyede de bulunayım. İnşallah öğretmenler de dikkat alıp kullanırlar derslerinde. Evet. Onun dışında arkadaşlar bu konuyla ilgili sorusu olan var mı? Teşekkür ederiz. Örnek ders planlarımız oyunla ilgili dersin aşamalarını düşünecek olursak örneğin 5E modelinden bahsediyorsak engagement kısmında mesela konumuzla ilgili bir oyun bularak dersin girişini oyunla yapabiliriz.
Veya az önce bir öğretmen arkadaşımız sormuştu. İşte o Flag'le ilgili olan uygulama nedir diye. Tamamen App Store'dan arayıp bulduğum uygulamalar bunlar benim. Hangi branşla ilgili ders işlemek istiyorsanız, hangi branşın öğretmeniyseniz arkadaşlar veya yabancı dil öğretmenisiniz, her türlü konu geçebiliyor. Yemek yapmayla ilgili de bir şey olabiliyor. Bununla ilgili başlığı yazdığınızda Android'e veya App Store'a bununla ilgili oyunlaştırma veya oyun örnekleri göreceksiniz. Kısaca kendiniz dersin hangi aşamasında bunu kullanabileceğinize dair bir planlama yaparsanız eğer, bu konuda Avrupa Birliği projesi yapmış olan arkadaşlarımız var. Çok başarılı işler var. Ben özellikle son dönemde var olan oyunları kullanıyoruz, evet tüketiyoruz hep, ama ne diyoruz? Artık biraz üretme zamanı. Dolayısıyla oyun tasarımı ve oyunlaştırma uygulamalarını bu anlamda çok önemsiyorum. Evet, örnek almak lazım, var olan oyunları incelemek lazım, ama birazcık öğrencilerimizi oyun tasarlamaya veya öğretmenlerimizi oyun tasarlamaya Ya hocam, teşvik edebilirsek, biraz işin tasarlamak artık üretim demişken, boyutunda yer kurumlar alabilirsek. demişken, bu sene biz BTK Buyurun ile hocam. beraber, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu ile beraber internet güvenliği üzerine öğrencilerden fiziksel, eğitsel kutu oyunları tasarlamalarını istedik, isteyeceğiz. Çok yakın zamanda BTK'dan da bu yarışma duyurulacak. Lütfen siz de öğrencilerinizi yönlendirin. Hatta kendiniz bile tasarlayabilirsiniz. Ama öğrencilerinizle beraber tasarlayabilirsiniz. Eminim bilişim teknolojileri öğretmenlerimiz vardır. Onlardan destek alabilirler. İnternet güvenliği ile ilgili eğitsel kutu oyunu tasarlamalarını istiyoruz çocuklardan ve onları bize gönderip biz burada değerlendirmesini yapıp öğrenciler işte birinci, ikinci, üçüncüye çeşitli ödüller verilecek. Mutlaka takipte olun. Mutlaka yarışmaya başvurun. Eminim çok güzel oyunlar çıkacak. Çok güzel faydalı internet güvenliği ile ilgili kutu oyunları ortaya çıkacaktır. Siz de mutlaka başvuruda bulunun diye tavsiyede bulunayım. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok gerçekten kıymetli bir bilgi bizim için. Oyun tasarımı dersi eğitim fakültelerinde verilmeli diye bir öneri sunmuş Esra öğretmenimiz. Esra öğretmenim bunu Ankara'daki çalıştayda dile getirdik. Orkun hocam hatırlayacaktır. Oyunların eğitimde kullanılması ile ilgili biz kesinlikle önem veriyoruz. Materyal geliştirme diye bir ders var biliyorsunuz eğitim fakültelerinde. Bu kısmın içerisinde kesinlikle oyun tasarımı dersinin konulması gerektiğine inanıyoruz ve bu konuyla ilgili de tavsiyemizi bildirdik. Umarım dikkate alınır. Zaten artık hem Milli Eğitim hem de YÖK tarafında bu tür değişikliklerin yapılacağını dair sinyalleri aldık. Umarım yakın zamanda gerçekleşir diyoruz. Onun dışında hala vaktimiz var. Sorular varsa alalım. Oyunların içeriğiyle ilgili, oyunlarla ilgili, var olan oyunlarla ilgili sorularınız, endişeleriniz, öğrenmek istedikleriniz, öğrenci Her arkadaşlarımız halükarda merak ettiği ilki şeyler dönemi olabilir. noktayı Yani da öğrenci atlayabiliriz. arkadaşlarımıza yönelik de veya Önemli. öğretmen olarak. ESRB ve Tabii. PEGİ'den bahsettik. ESRB ve Tabii buyurun PEGİ. hocam. Burada linkleri de var. Buradaki etiketlere mümkün olduğunca sevgili hocalarım, değerli öğretmenlerim baksınlar, mutlaka kontrol etsinler. Aynı zamanda veli de olabilirsiniz. Dolayısıyla bir veli eğitimi gibi de düşünün. Bu biliyorsunuz etiketlerin üzerinde işte PEGİ'de 3 artı, 7 artı, 12 artı, 18 artı gibi etiketler var ve bu hangi çocukların oyunu oynayıp hangi çocukların oynayamayacağını gösteriyor. Aynı şekilde ESRB'de de EC yazıyor. Early Childhood çocukların oynayan, küçük çocukların oynayabileceği. E yazıyor mesela üzerinde kocaman, herkesin oynayabileceği. 10 artı E yazıyor. 10 yaşından büyük herkesin oynayabileceği. T 12-13 yaş üstü. İşte M yetişkinlerin A da adult, yine yetişkinlerin oynayabileceği oyunlar var. İçerisinde işte cinsellik barındıran, şiddet barındıran oyunlar. Dolayısıyla biz bazen hani GTA diyoruz. GTA oyunu tamam 18 yaş üzerinde M harfi ya da A harfi olan bir oyun. Dolayısıyla hani bu aman bir şey değil, bir şey olmaz. İşte çocuk arabaya biniyor, arabalarla yarışıyor, işte gidiyor, geziniyor falan diye düşünmeyelim. İçeride çok fazla şiddet barındıran çok fazla yani kötü bir şey düşünün. Aklınıza kötü ne geliyorsa hepsinin içerisinde barındıran bir oyun. Dolayısıyla o yaştaki çocukların oynamaması gereken oyunları net bir şekilde söyleyip kararlı olmak gerekiyor. O oyunları oynamamaları gerekiyor. Şimdi biz burada doğruya doğru konuşmamız lazım.
Eğer çocuk 18 yaşından küçük ise o oyunu o çocuğa hiçbir şekilde oynatmamamız lazım. Burada dik durmak lazım sevgili öğretmenlerim. Özellikle velilere de aynı şekilde yönlendirmede bulunun lütfen. Yoksa maalesef çok farklı sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. İşte şiddettir, kötü dildir, ayrımcılıktır gibi yerlere gidebiliyor konular. O yüzden dikkat etmeye çalışalım. Ve mümkün olduğunca da işte yararlı olan oyunları biz tavsiye edelim çocuklara. Biz tavsiye edince oynayacaklardır çocuklar, bakacaklardır, merak edeceklerdir. Mesela şimdi Draw Your Game dedik. Bu bir oyun tasarlama aracı. Bunları yönlendirelim çocukları. Bunların başından kalkmasın, problem değil. Yani GTA oynayacağını o çocuk, o 10 yaşındaki bir çocuk. Draw Your Game ile oyun tasarlasın. Orada zamanını geçirsin. En azından verimli zaman geçirsin. Yaratıcılığını kullansın istiyoruz. Gerçekten önemli Harika. önemli bir konu, yaş sınırlarına dikkat edilmesi. Çünkü şimdi adı oyun olduğu için insanlar belki biraz küçümsüyor. Oyun deyince aklımıza çünkü hala belki saklambaç, ebelemece falan geliyor ama bu bir endüstri ve bu eğlence endüstrisi içerisinde sinemayla kapışan bir endüstri. Yani bu kadar büyük paraların döndüğü bir yer ve tüketicileri büyük çoğunlukla yetişkinler oluşturuyor. Yani GTA'dan bahsederken GTA'nın çok kötü bir hasta bir espri anlayışı vardır. İşte Yavuz Hocam'ın dediği gibi yani kötü olan her şeyi neredeyse de görselleştirirler. Ama burada dikkat edilmesi gereken nokta zaten 18 yaşın altındaki insanların oynamaması gereken bir oyun. Geçenlerde medyaya yansıyan bir olay oldu. Bir öğrenci kendi arkadaşını vahşice hislerle katlediyor. Sonra kendisi intihar etmeye çalışıyor. Ve not defterinde X bir oyundaki işte karakterin öldürdüğü gibi öldüreceğini tasarlamış daha önceden. Şimdi bu suçu işleyen kişiye baktığımızda 15 yaşında, bahsettiği oyunda 18 yaş sınırı var. Yani burada ailenin çok ciddi bir denetimsizliği var. Çünkü 18 yaşından küçük insanların ne oynadığını, ne izlediğini, ne okuduğunu bir şekilde denetlemek gerekiyor. Yoksa böyle olumsuz sonuçlar oluyor. Ha bu demek değildir ki İşte 18 yazıyorsa ben 15 yaşındaki. Eğer siz onun sorumluluğunu üzerinize alıyorsanız izin verebilirsiniz gayet. Ama her bir insan aynı değil yani. 16 yaşındaki herkesin psikolojik durumu aynı olmadığı için sizin çocuğunuz 15 yaşında da olsa eğer 13 yaş sınırı olan bir çalışmanın onun için tehlikeli olabileceğini düşünüyorsanız buna dikkat etmeniz lazım. Aynı şekilde çok daha küçük yaştaki çocukların da mesela tablet kullanımında tablete indirdiğiniz aplikasyonların da yaş sınırları var aslında. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bir de Yavuz Evet. Hocam'ın yine çok iyi değindiği noktalardan bir tanesi. Bu eğitimde oyunların kullanımı mutlaka dijital oyunlarla sınırlı olmak zorunda değil. Aslında gamification yani oyunlaştırma dediğimiz ve çağımızın en önemli kavramlarından bir tanesi olan bir durum var. Sıradan ya da sıkıcı olabilecek bir takım aktiviteleri oyunlaştırdığınız zamanlar insanlar bunu isteyerek yapıyorlar, severek yapıyorlar. Mesela size deseler ki senin şöyle saçma bir görevin olacak. Günün belli saatlerinde belli bir internet sitesine girip belli bir kutuya tıklayacaksın. Bunu insanlara yaptıramazsınız para vermeden. Ama Farmville'de bunu yaptırabiliyorsunuz. Neden? O bir oyun çünkü. Ya da eline bir ekran verip bak parmağını sürekli buradan sürükleyeceksin deseniz telefon ekranında. Bu insanlar için sıkıcı bir görev olacakken Candy Crush'ta bunu bir takım mekanizmalarla süslediğinizde insanları bunu yapabilir hale getiriyorsunuz. Nedir? Burada demek ki bir aktiviteyi oyuna dönüştüren bir şey var. Onu da pek çok oyun teorisi var ama şöyle belki özetlenebilir. Yani bir aktiviteyi oyun yapan dört şey. Öncelikle bir görev ve hedef olması lazım. Baştan belirlenmiş. İkincisi, bu hedefe ulaşabilmek için uygulamanız gereken bazı kurallar olması lazım. Üçüncüsü, bu kuralları yaparak yerine getirdiğiniz bir etkileşim olması lazım. Yani sizin doğrudan içinde olmanız lazım. Dördüncüsü de bunun sonucunda size bir çıktı vermesi lazım. Yani ödül mekanizması olması lazım. Şimdi hedefe, kuralı, etkileşimi ve ödülü olduğu zaman en sıkıcı işler bile insanların yapabildiği şeyler haline geliyor.
ve yapmak istediği şeyler haline geliyor. Bunu mesela reklamcılık endüstrisi çok iyi kullanıyor. Nedir? İşte kampanya mesela şu tarihe kadar işte şehir fırsatı vesaire gibi çeşitli web sitelerinde bir takım kampanyalar yakalıyorsunuz. Özel indirimler vesaire gibi. Bitmeden almanız gerekiyor. Alınca işte fırsatı kazandınız diyor. Burada ne var? İşte hedef var, kural var, ödül var. Zaman kısıtlandırması var. Çeşitli kurallar koymuşlar ve size ödül hissi yaratıyor. Etkileşim yapmış oluyorsunuz. Oyunlar belki bu şekilde de eğitimin parçası haline getirilebilir. Bu ödevleri angarya olmaktan çıkarıp gerçekten insanların yaptığında bir şeyler elde etmiş olma hissi yaşayacakları bir şey haline de getirebilir. Şu an oyun bağımlılığı denen çok ciddi bir sıkıntı var mesela. ADHD'den sonra hiperaktif işte dikkat bozukluğundan sonra eğitimcilerin galiba en çok problem yaşadığı şeyler konulardan bir tanesi. Oyun bağımlılığının temel nedenlerinden bir tanesi şu aslında. İnsanların kendilerini olumlayacak bir takım mutlu olacak aralıklara ihtiyaçları var. Şimdi aile hayatında bunu bulamıyor, okul hayatında bunu bulamıyor ve bir video oyunu ortamı çıkıyor. Orada başarılı olabiliyor. Ne yapıyor? O oyunu oynadığı zaman işte ekibindeki en iyi oyuncu olabiliyor. Ve sürekli işe yarıyor olma hissi, bir şeyler başarıyor olma hissi onu mutlu ediyor. Şimdi bu hepimizin oyun oynamasında etkili olan faktörlerden bir tanesi. Ha nedir? Bu eğer sadece video oyunu oynarken gerçekleşirse bu insanlar oyun bağımlısı oluyorlar. Çünkü diğer aktivitelerden bu kadar haz alamıyorlar. Bu uyuşturucu bağımlılığı gibi bir şey. Sosyal hayattan çok fazla mutluluk hormonu salgılayamıyorsanız onu sentetik olarak alıyorsunuz. Burada da aynı şekilde günlük hayatınızda belli başarımları gerçekleştiremiyorsanız video oyunları sizi daha fazla ödüllendiriyorsa oraya bağımlı oluyorsunuz. Şimdi eğitim gibi insanların günün 8 saati belli bir yere toplayıp onlara belli bir şeyler empoze edebildiğiniz bir kuruluşun başında duruyorsanız hocalar, öğretmenler olarak bunu bu insanları olabildiğince doğru yönlendirmek için kullanmanız lazım. Bu da bu angarya görülen aktiviteleri oyunlaştırarak belki söz konusu olabilecek bir şey. Dört prensip işte hedefler olacak, kurallar olacak, etkileşim olacak ve ödül olacak. Bununla en sıkıcı görevleri bile eğlenceli hale getirmeniz mümkün. Yani eğitimde oyunların kullanımı, eğitimin oyunlaştırılması ile birlikte böyle denediğinizde çok daha olumlu sonuçlar alacaksınızdır. Teşekkür ederiz Orkun Hocam. Şimdi Yavuz Hocam'ı da birlikte, yani Yavuz Hocam'ın aldığımız oyunlaştırma dersinin üzerine güzel bir tekrar oldu benim için bahsettiğiniz konu. Yavuz Hocam çok güzel uyguluyor oyunlaştırmayı bizim için, öğrencilerine yönelik olarak. Ödevlerle ilgili harika oyunlaştırma fikirleri var sağ olsun kendisinin. Kesinlikle başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bütün öğretmen arkadaşlarıma da tavsiye ederim. Vaktimizi aşıyoruz, yavaş yavaş toparlamamız gerekiyor. Ben öncelikle bütün katılımcılarımıza, değerli Yavuz Hocama, Oğuz Orkun Hocama çok teşekkür ediyorum. Çok verimli bir webinar geçirdiğimizi düşünüyorum. Katılan bütün arkadaşlarımıza, Türkiye'nin her yerinden katılan bütün arkadaşlarıma, biliyorum Nida Hanım velidir. Velilere, öğrencilere, öğrencilerimize hepsine çok teşekkür ederim. İşimizi önemsiyoruz. Bunun kanıtı da gece gündüz demeden bu işin başında olmak, bu tür etkinliklere katılmaktır diye düşünüyorum. Lokman Hocam dediğim gibi liseden tarih öğretmenim. Bu saatte kalktı, webinarımızı izledi. Onun da kafasında çok soru vardı bununla ilgili. Nereden nereye, teknoloji neydi, ne oldu, ne yapmamız lazım? Umarım hepiniz için bir farkındalık yaratmışızdır. Ben hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Zehra Hocam, her şey için çok teşekkür ederiz. Harika yönettiniz yine her zamanki gibi. Çok çok teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Sorularınız varsa her zaman sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. Yavuz Hocam her zaman söylediğim gibi cevap veriyor bütün Beklerim. sorularımıza. Hepinize ben Yine çok çok teşekkür teşekkür ederiz. ederim. Orkun Hocam Katıldığınız tekrar için. teşekkürler.